Haberin merkezine, şov ana habere hoş geldiniz sayın seyirciler. Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Türk Akım projesinin deniz etabı tamamlanırken Erdoğan'la Putin o tarihi an için düzenlenen törende buluştu. Trump yönetimine yönelik mesajlar veren liderler tören sonrasında ikili görüşme de gerçekleştirdi. Bizim için Rusya Federasyonu uzun vadeli işbirliği yapabileceğimiz güvenilir bir dost, önemli bir doğal gaz tedarikçisidir. Türkiye'yi enerjide köprü konumuna getirecek projede önemli bir aşama geçildi. Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak Türk Akım'ın deniz bölümü tamamlandı. İnşallah 2019 yılında yapılacak testlerin ardından faaliyete geçmeye hazır olacaktır. O tarihi anlara birlikte şahit oldu Erdoğan'la Putin. İki ülke arasındaki yakınlaşmaya tepki gösteren ABD'ye yönelik mesajlar büyük alkışı aldı. Biz Rusya ile ikili münasebetlerimizin çerçevesini hiçbir zaman diğer ülkelerin taleplerine veya dayatmalarına göre belirlemedik. Daima Rusya ile uzun vadeli işbirlikleri kurmanın çabası içinde olduk. Moskova ile işbirliğinin yeni olmadığını, geçmişe dayandığını vurguladı Cumhurbaşkanı. İşbirliğimiz çok geniş bir yelpazede ilerliyor. Hedefimiz 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmaktır. Putin de Erdoğan'ın bu sözlerini karşılıksız bırakmadı. Dünyada artan rekabet koşullarında siyasi irade ve cesaret olmadan böyle projeleri gerçekleştirmek mümkün olmaz dedi Rus lider. Турецкая республика господину Эрдогану. Karadeniz'in tabanında 1161 kilometre uzunluğunda boru hattı döşendi Türk Akım için. Projeyle Rus gazı 2019 sonundan itibaren güvenli şekilde taşınacak. Gazın yarısı Türkiye'ye, yarısı Avrupa ülkelerine aktarılacak. Ülkelerin kendi şartları doğrultusunda doğal gazı nereden ve nasıl temin edecekleriyle ilgili kararlarına saygı duyulmalıdır. Önüne geçecek baskıların hiç kimseye faydası olmayacaktır. MHP 30 belediye başkan adayını daha açıkladı. Listede bir büyük şehir, 6 il ve 23 ilçe var. Gözlerse Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerin belediye başkan adaylarında. Çok sayıda sürpriz aday da söz konusu olabilir. MHP yerel seçimler için hızlandı. 30 başkan adayı daha açıklandı. 3 ilal geçtiğimiz hafta 31 Mart'ta yarışa girecek bazı isimleri duyurmuştu. Bugün kesin listeye 30 isim daha eklendi. MHP Denizli'de yarışa bir kadın adayla Ebru Leman Kalkan'la girecek. Niğde'de Hakan Er, Elazığ'da Bilal Çoban, Sivas'ta Mehmet Er ve Kırıkkale'de Serdar Yarar MHP'nin belediye başkan adayları olarak ilan edildi. MHP'de adaylar peyderpey açıklanmaya devam edecek. Gözlerse büyükşehir adaylarında. Liderler 23 Ekim'de meclis gruplarına yerel seçimde ittifak olmayacak diye seslenmişti hatırlayacaksınız. Ama AK Parti ile MHP arasında ipler kopmadı. Siyaset kulislerinde iki parti arasında ittifak görüşmelerinin yeniden başlayacağı konuşuluyor. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir hafta içerisinde Devlet Bahçeli'yi külliyeye davet etmesi bekleniyor. Mahal idareler seçimlerine yönelik ittifak arayışımız, ittifak niyetimiz geldiğimiz bu aşamada artık kalmamış. Madem ki biz yolumuza diyorlar, biz de herkes kendi yoluna deriz. Cumhur İttifakı'nın süreceğini ama yerel seçimde ittifak yapılmayacağını böyle açıklamıştı iki lider. Ama iki partinin yeniden işbirliği arayışına başladığı konuşuluyor siyaset kulislerinde. Biz liderler olarak görüşme noktasında her zaman bunu açığız. 28 Kasım'da Arjantin, Paraguay ve Venezuela'yı kapsayan Güney Amerika ziyaretine başlayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. O tura çıkmadan önce MHP lideri Bahçeli ile bir araya gelmesi bekleniyor. Mahalli idareler seçimlerinde listelerde olmasa bile gönüllerde devam edeceğine inanıyorum.
Bir ay öncesine kadar yapılan görüşmelerde ülke genelinde ittifakın zor olduğu sonucuna varılmıştı. Bu kez lokal ölçekli işbirliği arayışının gündeme geleceği belirtiliyor. İki lider uzlaşırsa görüşmelerin devamını Mehmet Özaseki ile Sadir Durmaz getirecek. Kendi yolumuzu sadece kendimiz çizeceğiz. Elektronik temayül yoklamasının sonuçları da alındı AK Parti cephesinde. İstanbul'da Binali Yıldırım, Ankara'da Mehmet Özaseki öne çıktı. Üç büyük ilde de potansiyeli olan Süleyman Soylu'nunsa İzmir'den aday gösterilmesi gündemde. Bir tane başka parti arabası görürsen kendileri bilir, şimdiden mezarlarını kazmaya başlasınlar. Seçime değil, ölmeye geliyor. Bucak aşiretinin lideri Mehmet Fatih Bucak, 31 Mart seçimlerinde MHP'nin Siverek adayı olacak. İlk açıklamasını yaptı. Rakiplerine meydan okurken de çok tartışılacak ifadeler kullandı. Ben ölmeye geliyorum, babayı dolan çıksın karşıma. Bucak aşiretinin lideri MHP'den aday oldu, diğer partilere adeta meydan okudu. Bir tane başka bir parti lehvalı araba görürsem kendileri bilir. MHP yerel seçimler için bazı belediye başkan adaylarını kesinleştirdi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yarışa aşiret lideriyle girecek 3 ilal. Bakalım El Niyaman Bey Niyaman. Hodri Meydanı. Geçen hafta genel merkezde Devlet Bahçeli ile bir araya gelen ve MHP'nin adayı olan Mehmet Fatih Bucak ilk açıklamasında çok sert sözler kullandı. Kimse Bucak'ın imparatorluğunu orada yıkamaz, adama felekin sillesini verir, bir daha da Sivere'ye sokmaz insanı. Diğer partilere de meydan okudu. İsterse karşıma Trump gelsin yine kazanırım dedi. Bucak da bu saatten sonra... Değil XY partinin arabası Trump gezemez, Trump. Bu sözlerle gözdağı veren Bucak, 1 Kasım 2015'te yapılan seçimde AK Parti'den aday adaylığı başvurusu yapmış ancak listeye girememişti. Şimdi hepsi birleşsin, konsorsiyum olsun. Hodri Meydan. CHP ile İYİ Parti arasındaki ittifak görüşmelerinde kritik bir haftaya girildi. Kurmay heyetleri teknik toplantıları tamamlayıp sonuçları liderlerine sunacak. İki partinin 9 ilde işbirliği yapması üzerinde duruluyor. Son derece verimli toplantı gerçekleşmiştir. Önce liderler, ardından kurmayları buluştu. İttifak görüşmeleri 9 il üzerinde yoğunlaştı. Türkiye'nin tamamına yönelik bir işbirliği arayışı yok. Yerel seçim hazırlıklarında kritik bir haftaya girdi İYİ Parti ile CHP. İki parti kurmayları teknik görüşmeleri tamamlayıp sonuçlarını liderlere aktaracak. Önümüzdeki süreçte tekrar kendileri bir araya gelebilir. İYİ Parti'ye 24 Haziran seçimlerinden hareketle hazırlanan bir simülasyonu sundu CHP'li Bülent Tezcan. İşbirliği arayışı Ankara, İstanbul, Adana, Antalya, Mersin, Manisa, Kayseri, Kocaeli ve Bursa'da yoğunlaştı. Zaten her partinin kendi hazırlığı da var. Altıok yönetimine sunulan bir ankette ise CHP'li seçmenin ikinci tercihinin İYİ Parti olduğu vurgulandı. O anketin CHP'yi ittifaka zorladığı yorumu yapılıyor siyaset kulislerinde. İşbirliği görüşmelerindeki en zor kararınsa İstanbul ve Ankara adayları olduğu belirtiliyor. Zira her iki parti de bu iki şehirde güç göstermek istiyor. Mansur Bey bizim arkadaşımız. İYİ Parti'nin Ankara adaylığını tercih etmesini çok isterim. Kılıçdaroğlu'yla kurmayları yaşamını yitiren Edirne milletvekili Erdin Bircan'ın cenaze törenine katıldı bugün. Meclis Başkanı Binali Yıldırım da yanlarındaydı. Gündemlerinde ise siyaset değil, hüzün vardı. Haklarınızı helal ediniz. Mecliste bugün genel kurul yoktu ama komisyon görüşmeleri gergin anlara sahne oldu. Kültür ve Turizm Bakanı gerçekleştirdikleri restorasyon çalışmalarını anlatırken tansiyon bir anda yükseldi. Vekiller atıştı, komisyon gergin anlara sahne oldu. Sayın Çoray, Sayın Öztoç, oturur musunuz yerinize? Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesi görüşülüyordu mecliste. Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmede tansiyon bir anda yükseldi. Müsaade ederseniz Plan Bütçe Komisyonu'na yakışır bir şekilde bu süreci götürelim. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün restorasyon çalışmalarını anlatırken CHP'li Ömer Fethi Gürer, aslına uygun yapmıyorlar deyince ortalık bir anda karıştı. Sayın Gürer, usul bu değil ama. Usul bu değil. Artık
Komisyon üyesi olmadığı için iktidara ayrılan sıraların arkasında oturuyordu CHP'li Ali Öztunç. Gerilimin tam ortasında kaldı. AK Partili Salih Coray'la tartıştı. Ayağa kalkıyor. Ezer misin? Hayır mısın? Adam mı göreceksin? Sayın Coray. Sayın Öztunç. Mehmetçiğin bölgedeki yeni gözü eşek arısı dronları. O dronlar sayesinde 103 şehidin katili 18 terörist öldürüldü. 103 şehidin katili, 18 eli kanlı terörist, eşek arısı drone'u sayesinde öldürüldü. Eşek arısı 18 gram ağırlığında, 10 santimetre uzunluğunda, 2,5 santimetre genişliğinde tam 25 dakika havada kalabiliyor. Yaklaşık 2 kilometre menzile sahip, üzerinde tam 3 kamera var. Arı gibi hızlı ve başarılı ama bir o kadar da sessiz. Öyle ki radar tarafından bile fark edilmiyor. Dünyanın sayılı orduları tarafından kullanılıyor. Elbette Türk ordusunda da var. Askerin en kritik noktalardaki gözü kulağı. Şırnak'ta da 103 şehidin katili olan 18 teröristin yerini o tespit etti. 12 Ekim'de başlayan ve 504 saat süren operasyon sonunda 3'ü kırmızı, mavi ve turuncu listede aranan Bedirhan Abo, Müslim Fırtına ve Selim Demiroğlu dahil 18 terörist eşek arısı drone'u sayesinde öldürüldü. Karısıyla yüzük tartışmasına tutuşan adam akıl almaz bir şey yaptı. Önce yüzüğü aldı, sonra kadını pencereden aşağı attı. Kadını aşağı mı atmış? Aşağı attı abi. Ya nereden atmış? Abi camdan aşağı. Şuradan basıyor. Parmağından altın yüzüğünü aldı, sonra da karısını pencereden aşağı attı. Adam mı atmış? Abi attı da abi sakalı. Abi. Niye atmış? Yüzüğünde yüzük davasına göre bildik. Yüzüğümü diye aldı diye beni attı aşağıya. Olay bu sabah Samsun'da İlk Adım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde yaşandı. Bu apartmanda yaşayan Iraklı aile kavgaya tutuştu. İddiaya göre evin babası iki çocuğunun annesini ikinci kattaki evin penceresinden aşağı attı. Şurada birisi asılıyordu, ben çocuk sandım. Bir düştü aşağıya, yuvarlandı. Baktım bağırıyor, dedim ne oldu bacım, yüzüğümü diye aldı beni aşağı attı diye. Komşular ambulans, polis çağırdı. Durumu da gelen ekiplere yine onlar anlattı. Yüzüğünü almış kadının, istemiş. O da vermeyince aşağı atıyor kadın. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Kocası ise kucağında iki çocukla sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Adam inkar ediyor. Anahtarı evde unuttuğu için gece yarısı kapıda kalan genç kız eve merdiven boşluğundan girmeye çalışınca 7. kattan düşüp öldü. Faciadan dakikalar sonra ortaya çıkan bir ayrıntıysa yürekleri paramparça etti. Anahtarını evde unuttu, kapıda kaldı. Merdiven boşluğundaki balkondan evinin balkonuna geçmeye çalışırken 7. kattan düştü. 20 yaşındaki Buse Kurt feci şekilde can verdi. Adana'da kardeşiyle yaşayan genç kız gece bir erkek arkadaşıyla eve döndü. Saat 3 sıralarıydı. Zile bastı ama kardeşini uyandıramadı. Kardeşi uyanmayınca Buse Kurt ile arkadaşı kredi kartıyla kapıyı açmayı denediler. Bir süre zorladılar ama başarılı olamadılar. Çareyi bir balkondan diğer balkona geçmekte buldular ama akıllarına gelen bu fikir genç kızı ölüme götürdü. Apartman sakinleri genç kızın çığlıklarına uyandı. Dışarı çıktıklarında Buse Kurt'un beton zemine çakıldığını gördüler. Hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdiler. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken yürekleri parçalayan bir detay ortaya çıktı. Evin anahtarı kapının önündeki paspasın altında bulundu. Genç kız ve arkadaşının aklına paspasın altına bakmak gelmemişti. 20 yaşındaki Buse Kurt'un cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. O an yanında olan erkek arkadaşı da ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. İstanbul'da lüks bir sitede yaşayan anne kız haşema ile site havuzuna girmek istedi. Ortalık karıştı. Komşularla çıkan gerginlikte eşiyle kızını savunmaya çalışan adam beyin kanaması geçirdi.
Diğer daire sakini söylüyor. Bu şekilde giremezsiniz de müdahalede bulunuyor. Lüks sitede anne kızın haşemayla havuza girmesine iddiaya göre komşuları engel olmaya kalktı. Tartışmada eşini ve kızını savunmaya çalışan adam beyin kanaması geçirdi, felç oldu. Haşemayla havuza giremezsiniz diye yönetim kurulunun böyle bir kararı yok. Olay Kadıköy Acıbadem'deki bu lüks sitede Temmuz ayında yaşandı. İş adamı Ahmet Fevzi İnci, haşama giyen eşi ve kızıyla site havuzuna gitti. İddiaya göre onları gören komşuları havuza girmelerine engel olmaya çalıştı. Tartışma çıktı. Tartışma işte bu havuzda yaşandı. Site sakini anne kız haşamayla havuza girerken iddiaya göre bir başka komşuları bu duruma tepki gösterdi. Site güvenliği çağrıldı. Anne kızın havuzdan çıkarılması istendi. Tartışma daha da alevlendi. Tartışma biraz büyüyor ama böyle itişme, kakışma, hani fiziki bir müdahale yok zaten. Güvenlik geliyor işte, hani durumu müdahale etmeye çalışıyor. Tamam, siz diyor girebilirsiniz. Herhangi bir sorun yok havuz kurallarına uyduğunuz sürece. Ama sonrası da var. Haşama tartışmasına kızının ve eşinin yanında Ahmet Fevzi İnci de müdahil oldu ve iddiaya göre birkaç saat sonrasında da beyin kanaması geçirip felç kaldı. Aldığımız bilgilere göre tansiyon rahatsızlığı varmış. İlaçlarını da kullanmadı falan diyorlar. Talihsiz adam yaklaşık 5 aydır hastanede tedavi altında. Eşi ise hem haşamaya tepki gösteren komşularından hem de site yönetiminden şikayetçi oldu. Nefret, ayrımcılık, halkın kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve taksirle yaralama suçlamalarında bulundu. Komşuları hijyen kurallarına uymadıklarını söylerken site yönetimi de haşamaya engel bir karar yok diye kendini savundu. Haşama tarzı giysilerle havuzlara girilmemesi konusunda kat mülkiyeti kanununda, yönetim planında herhangi bir engelleme yoktur. Arkadaşına kızlarla buluşacağız yalanıyla tuzak kurdu. Bir eve götürüp 3 suç ortağı ile birlikte işkence etti. İstanbul'daki o rehine operasyonu geliyor şimdi ekranlarınıza. Arkadaşını rehin aldı, parmağını kesmiş gibi gösterdi. Babasından fidye istedi. Soluğu poliste alan babayla kurtarılan çocuğunun kavuşma anı yürek dağladı. 26 yaşındaki kuaför çocuk arkadaşına gel beraber bu gece kulübüne gidelim. Orada benim arkadaşlarım var. Bütün masrafları karşılayacak. Daha sonra beraber bir eve gideceğiz. Orada da kadınlar var. Eğleneceğiz dedi. Bu şekilde kendi arkadaşını kandırdı ve önce gece kulübüne götürdü. İkili kulübe gitti. Ardından güya kızlarla buluşmak için eve geçtiler. Evde onları bekleyen 3 kişi vardı. Arkadaşıyla yanındaki 3 gaspçı rehineye işkence yaptı. Dayak atıp görüntülerini babasına gönderdi. Gaspçılar rehin aldığı genç adamın sağ yüzük parmağını kırmızıya ve beyaza boyadı. Ardından onu ambalajladı ve daha sonra görüntülü olarak babasını aradı. Parmağının ucunun kesilmiş gibi olduğunu gösterdi, onu kandırdı ve ardından 50 bin dolar fidye istedi. Gaspçılar para göndermezsen oğlunun başını da keseceğiz dedi. Baba parayı hazırladı ancak polise de başvurdu. Rehin alınan çocuğun babası İstanbul Asayiş Şube Gasp Büro amirliğine geldi ve şikayetçi oldu. Rehine müzakere ekipleri yaklaşık 2 gün takip yaptıktan sonra rehin alınan çocuğun adresini belirledi ve operasyon hazırlığına başladı. Gasp Büro dedektifleri evi bastı, rehineyi kurtardı. Polis rehinenin arkadaşı dahil 4 kişiyi gözaltına aldı. Rehin alınan çocuk asayiş şubeye getirildi. Babası da onu bekliyordu. Baba oğul ağlayarak birbirlerine böyle sarıldı. Şimdi sıradaki haberi paylaşmadan evvel kafamızdaki bir soruyu paylaşmak isteriz sizlerle. Özellikle metropollerde yaşıyorsanız şunu biliyorsunuz ki yetkililer önlem almayı sevmiyorlar. Onun yerine risk almayı seviyorlar. Bu kısmını anladık artık. Ama o riski bizim adımıza nasıl alıyorlar, o kısmını hala anlayamadık. Şimdi bir metrelik çukura beton döküp gittiler. Yine ne tedbir aldılar ne uyarı levhası koydular ve sonunda o çukura yolda yürüyen iki kadınla bir kedi düştü. İşte bir kere daha bedava yaşıyoruz dedirten haber geliyor ekranlarınıza. Hastaneye gidiyorduk. Betonun içine gömüldük.
İki kadın ihmalin bedelini az daha canıyla ödüyordu. Birkaç hafta önce elektrik altyapı çalışmaları için kazılan yola beton döküldü. Biri zaten bastonla zar zor yürüyen iki kadın o betona gömüldü. Hiçbir önlem almamışlar. Biz de diye bastık. Arkadaşımın bacağı ameliyatlı içine düştü. İnsanlar bizi çekmese biz yüzümüz falan da betona batacaktı. Bizi kurtardılar. Dahası düştükleri beton dolu çukurun etrafında tek bir uyarı levhası yoktu. Bu kadar kolay mı böyle? Yeni döktüm, yemek yaptım. Nereye yeni döktün? Kaç gündür ben bu apartmanda oturuyorum. Hiçbir uyarı yok, resimleri var. Rana Köyhan ve birkaç gün önce dizinden ameliyat olan hemen yanındaki bastonlu arkadaşı fizik tedavi için Kadıköy'deki bir hastaneye gidiyordu. İki kadın ne olduysa kendilerini bir anda bir metrelik çukurda betona gömülü buldu. İşte gördüğünüz gibi. Hala sırıtıyorsun ya. Bilmedi, Allah cezanızı versin, saygısızlar. Çevredekiler yetişti, iki kadını betonun içinden çekti çıkardı. Hani zabıta nerede? Burada böyle beton, taş kesileceğiz. Biz ortalığı bir şey yapınca korkudan bunları çektiler. Şanslıydılar, burunları bile kanamadı. Ama çok değil, o kazadan dakikalar sonra bu kez de bir kedi aynı tuzağa düştü. Betona gömüldü. Yavru kedi de esnafın çabasıyla çıkarıldı. Gömüldüğü betondan bir kovanın içinde yıkandı. Hemen veterinere haber verildi. Tamam, biz de yıkamaya çalışıyoruz. İki kadın ve bir kediyi az daha ölüme götüren o beton çukuruysa bir kez daha şansa yaşıyoruz dedirtti. Evet, insan hayatı ucuz ama hayat pahalı. Dövizdeki suni artış her etikete yansıdı. Elbette eti de vurdu. Ama son birkaç aydır kırmızı ve beyaz ette fiyatlar aşağı doğru çekiliyor. Bakın kasap tezgahlarında son durum nasıl? Eskiye nazaran tabii biraz daha şimdi düştü fiyatlar. Tavuk da olsun, et de olsun her şeyde bir uçuş başlamıştı. Şimdi ne oldu? Şu an düşüş var. Tıpkı döviz gibi düştü. Zirvelere çıkan kırmızı ve beyaz et ucuzluyor. Çok az. Çok az. Çok az. Çok farklı değil. Çok daha az. Da inmeli mi? Tabii ki daha inmeli. Ben her zaman memnunum. Bol bol alıyor musunuz efendim? Alıyorum, ne alıyorum? Alıyorum, biliyorlar. İki ay önce etlerin yanına yaklaşmak mümkün değildi. İbre tersine döndü. Tavuk bir zamanın kilosu 30 milyona çıktı. Şimdi ne kadar? Şu an 19 liraya satıyoruz. 44 liraya düşürdük kuşbaşıya. 39-42 arası kıyma oldu. Yani biraz düşüş var. Düşüş var da kırmızı et fiyatının daha da aşağı inmesi bekleniyor. Bu nedenle daha çok tavuk tüketiliyor. Tavuk et tercih ediliyor abi. Niye? Daha ucuz. Ucuz olduğu için herkesin gücü yetebiliyor tavuk etine. Biz eti şu an kiloyu yani saatte bir satıyoruz. Tavuğu her dakika kilo kilo satıyorsun. Etin tadını kaçırıyor. Millet tabii tavuğa yöneliyor. Anladım, daha hesaplı geliyor da o da aynı. Ne alıyorsunuz efendim daha çok? Daha çok tavuk alıyoruz. Kırmızı et? Kırmızı et çok az. Ayda kaç kez? Yani iki kez falan. Et fiyatlarını düşürmek için çalışmalar devam ediyor. Ne yanındaki çocuğu aldırdılar, ne karnındaki bebeğe. Gözü dönmüş gaspçılar yolda yürüyen kadını yerde sürükleyip telefonunu çaldı. Kaç aylık hamilesin? 5 aylık. Gözü dönmüş kapkaççılar yolda hamile kadının kulağındaki cep telefonunu alıp kaçtı. Çok korktum, benim de çocuğum da çok korktu. Zeytinburnu'nda yaşayan 30 yaşındaki Uygur Türk'ü Aba Bayikeli Vuriguli kızıyla evine doğru yürürken eşiyle de telefonla konuşuyordu. Tam kaldırıma adımını atıyordu ki motosikletli iki kapkaççı önünü kesti. Kapkaççılardan biri genç kadını itti, kulağındaki cep telefonunu aldı. Annesinin başına geleni görünce korkan küçük kız kaçmaya başladı. Talihsiz kadın kapkaççıların darbesiyle yere yığıldı. O kapkaççılar cep telefonunu alıp hızla uzaklaştı. O da arkasından koşmak istedi ancak yetişemedi. Onun düşündüğü tek bir şey vardı: karnındaki bebeği. Ambulans geldi, hastaneye gittim. Elhamdülillah benim bebeğim iyiymiş. Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği ekipleri o kapkaççıları kısa sürede yakaladı. İki kapkaççı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bilmediğiniz marketten, tanımadığınız kasaptan et almayın uyarısı bir kez daha doğrulandı. Mezbaneye çevirdikleri bir evde at kesen baba oğul suçüstü yakalandı. Baskın yaptık. Burada at kesiyorlar. Arabaları da burada. Kesilen at burada.
Atı kesip parçalara ayırdılar. Karşılarında jandarmayı görünce satmayacaktık, yiyecektik diye yalan söylediler. Suçüstü yaptık. Görüntü WhatsApp ihbar hattına Kayseri İncesu ilçesinden gönderildi. İddiaya göre baba oğul gözlerden ırak bir yerde ev kiralayıp at kesiyorlardı. Şüphe çekmemek için de etleri halı yıkama aracına koyup taşıyorlardı. Kesilmeyi bekleyen atlar işte. Dün o vicdansız baba oğlun at kestiğini gören bir çoban hemen köylülere haber verdi. Onlar da jandarmaya ihbarda bulundu. Jandarma baskın yaptı, ikisini de suçüstü yakaladı. Ateşi kesen bu şahıslar. Neye uğradıklarını şaşırdılar ama pişkinlik yapmaktan da geri kalmadılar. Yiyecektik dediler. O da var. Hiç. Yanlarında terazi bulunan şüphelilerin daha önce at kesip kesmediği, bunları satıp satmadığı araştırılıyor. Atlarda gördüğünüz gibi burada. Dün ekranlarınıza getirmiştik. 23 yaşındaki bir cani, zira anne demek annelere hakaret olur. 15 aylık kızını döve döve öldürmüştü. Canım istedi yaptım diyen o caninin polise verdiği ifade de kan dondurdu. Aysel, bebeği neden öldürdün? Canım istedim. Öldürdüm. Henüz 15 aylık kızını gözünü bile kırpmadan döve döve öldürdü. Sadece habercilere yaptığı o açıklama değil, ifadesi de kan dondurdu. Cani anne, kocam eve gelmiyordu, ona ders vermek için yaptım dedi. Eşin eve uğramıyor muydu? Aysel Yıldırım, 6 çocuk sahibi evli bir adamla imam nikahıyla yaşıyordu. Bu ilişkiden 2 çocuğu oldu. İddiasına göre imam nikahlı eşi İlhami Korkmaz karısına döndü, eve gelmemeye başladı. Canım istedi, kusturucuktan ya. Cani anne polisteki ifadesinde kocam benimle ilgilenmiyordu. Ona ders vermek, canını acıtmak için bebeğimi öldürdüm. Ancak kendime geldiğimde canım yanıyordu dedi, ağladı. Aysel, bebeğini neden öldürdün? Siz ölecek misin? Niye öldürdün? Anne tutuklanarak cezaevine talihsiz minik kız kabre konuldu. Henüz 15 günlük ikinci bebekse sosyal hizmetler gözetiminde. İstanbul'un sahilleri satılık ev ilanlarıyla dolu. Deniz gören evler alıcısını bekliyor. Peki o evlerin değeri arttı mı? Alıcısı kim? İşte cevabı. Şöyle bir sahil boyuna baktığımızda kaç tane sahilde satılık ev var? İstanbul'un sahilinde satılık yol yalısı, yalı daireleri çok. 1 milyon dolarlık bir dairenin 100 bin dolar civarında bir getirisi olduğunu tahmin ediyoruz. İstanbul'un taşı toprağı altın ama sahilleri bir başka değerli. Öyle evler var ki gözünüzü uyandığınızda denize, boğaza açıyorsunuz. Deniz gören ev fiyatları arttı. İstanbul'un sahillerinde satılık ev bereketi var. Kafanızı nereye çevirseniz bir satılık ilanı görüyorsunuz. Şu anda nereden baksanız 40-50 tane yol yalısı konumunda yalı daireleri sattıktır. Peki bu bereketin nedeni ne? Evlerin fiyatı ne kadar? Piyasanın %10 civarında bir değer kazandığını tahmin ediyoruz. Sahildeki satılık evlerin fiyatları 1,5 milyon dolardan 5 milyon dolara kadar satılığa çıkıyor. Satılık daire turuna Arnavutköy'den başladım. Bakın bu ev 3+1. Bir hayli geniş ve penceresini açtığınızda sizi böyle bir manzara karşılıyor. Boğaz manzaralı. Fiyatı bu evin tam 2 milyon 250 bin dolar. Burası Bebek'te bir yalı katı, 4+1, fiyat da 5 milyon dolar. Aşağı yukarı Bakırköy sahilinin 5'te 1'i satılık desek doğrudur. Bakırköy sahilde denizi gören ortalama 2000 tane ev var. Bu evlerden yaklaşık 400 tanesi şu anda satılık. Yani satılık bereketinin en çok olduğu yerlerden biri de Bakırköy sahil. Bakırköy sahilindeki dairelerimizin fiyatları 400 bin dolardan başlıyor. 1,5 milyon dolara kadar çıkıyor. 4+1, 180 metrekare bir dairedeyiz şu anda. Dairemiz gerçekten çok güzel. Gayet güzel bir görüntümüz var. Bu dairenin fiyatı 750 bin dolar efendim. Mal sahiplerimizin ihtiyacından dolayı satışa çıkarttığını biliyoruz. Bakırköy sahildeki evlerin manzarası bu. Birçoğunda satılık ilanı var. 400 ev ortalama neredeyse bir mahalle eder. Bu evler en çok da Arapların gözdesi. Arapların tercih edişinden dolayı fiyatlarımız düşmesi gerekirken biraz yükseldi. Futbol magandaları yine ortalığı birbirine kattı. Yalova, Gümüşhane ve Karabük'teki maçlarda tribünde başlayan şiddet sokağa taştı. Biri sopa, biri taş attı.
futbol magandaları sahayı, tribünü ve sonunda sokağı birbirine kattı. Burası Yalova. Yalova Altınova Belediyespor'la Bursa Gülbahçespor'un maçı vardı. Kavga daha maç bitmeden başladı. İki takımın taraftarları devre arasında birbirine taşla sopayla saldırdı. Erdiş! Gel 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 gel! Araya birileri girdi. Kavga daha da büyüdü. Dün Gümüşhane ve Karabük'te oynanan maçlarda da kavga çıktı. Gel, 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 gel. Karabük'teki kavgaya polis biber gazıyla müdahale etti. Gümüşhane'de ise kavgaya karışan 10 taraftar gözaltına alındı. Tapulu arsamın üstüne nasıl yol yaparsınız dedi. 80 dairelik sitenin tek çıkış yolunu toprak döktürüp kapattı. Siteye artık ne çöp kamyonu girebiliyor ne doğalgaz tankeri. Evlerimizi satamıyoruz, kiraya veremiyoruz. Biz ne yapalım? Evlerimizi boşaltıp başka bir yere mi gidelim yani? Uçakla falan mı inelim siteye? Tapusu bende dedi, toprak döküp koca sitenin giriş yolunu kapattı. Olan da sitede yaşayan 400 kişiye oldu. Evlerde mahsur gibi bir durumda kaldık burada açıkçası. Ne yapmamız gerekiyor onu da bilmiyoruz. Burası Trabzon'un Ortahisar ilçesi. Bu sitenin giriş kapısının olduğu arazi Osman Gümrükçüoğlu'na aitti. Gümrükçüoğlu tapulu arsama yol yaptılar, bedel ödemeden kullanıyorlar dedi. İki hafta önce yolu kapattı. Dört kamyon toprağa dökerek yolumuzu kapattı. Mağdur olduk. Siteye araçla giriş durdu. Site sakinleri metrelerce yolu o toprak yığını üzerinden yaya olarak yürümeye başladı. Yangın olsa itfaiye gelip giremeyecek, ambulans gelemiyor. Bir haftadır doğalgazımız yok. Taşıma doğalgazı giremiyor siteye. Çöp alınamıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan artık yeter, bu yasa neyi bekliyor demiş. Hayvan hakları yasası için kurmaylarına talimat vermişti hatırlayacaksınız. İşte o yasada artık sona gelindi. Ünlü isimler de çıkacak yeni yasaya ilişkin beklentilerini açıkladı. Şu şerefsizliği yapan insanı tanımak istiyorum. Vicdansızlar kediyi çuvala koymuş. Yasanın çok uzun zaman önce çıkması gerekiyordu ama sevindirici yönü en sonunda nihayetine varmış olması. Türkiye'nin en büyük kanayan yarasıydı. Hayvanlara kötülük yapan insanlara hapis cezası olmalıydı. Umarım artık sona geldik diye düşünüyorum. Beklenen yasada artık son aşamaya gelindi. Hayvanlara işkence yakında Türk Ceza Kanunu kapsamına girecek. Öncelikle çok teşekkür ediyorum Cumhurbaşkanımıza. Çarşamba günü Ankara'ya gidiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen ay düzenlenen MYK toplantısında artık yeter demiş, kurmaylarına hayvan hakları ile ilgili çıkacak yasanın hazır olması talimatını vermişti. O yasa için yürütülen çalışmalarda artık sona gelindi. Duyumlarımız doğruysa Aralık ayı içinde bu yasa çıkacak. Konuşamıyor, haklarını savunamıyorlar. Bu yüzden onlara sahip çıkmak, sevgi göstermek gerekirken bazıları onlara zulmetmekten utanmıyor, sıkılmıyor. Ben çok üzülüyorum çünkü ben çocuktan beri ben hayvanlar arasında büyüdüm. İşte bu yüzden hayvanseverler, tüm duyarlı insanlar bir an önce hayvanlar için çıkacak o caydırıcı cezaları bekliyor. Sokak köpeği bulduk geçen gün. Bir adam onu sopayla kovalıyordu. Yaşar adamın elinden aldı ve o köpeği de aldık, eve götürdük. Ama birey olarak nereye kadar yapabiliriz? Dolayısıyla caydırıcı olması için bunlara hapis cezası vermek gerekiyor. Aynı zamanda hayvan hakları savunucusu olan ünlü isimler çıkacak yasada çok önemli 3 noktaya dikkat çekti. Öncelikle bu yasa tasarısının 6. maddesi. Dünya Sağlık Örgütü WHO'nun söylediği kısırlaştır, aşılat, yaşat, kay projesinin devam etmesini arzu ediyoruz. Bu bir toplum meselesi. Geri dönüşü olmayan cezalarla cezalandırılması lazım. Düzenlemedeki en sevindirici detaysa hayvana eziyet edenlerin 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak olması. Umarım artık sona geldik diye düşünüyorum. Kadın ve çocukların yararını gözetin. Talimat Adalet Bakanlığı'ndan. Cinsel suçlarla mücadele edilmesi amacıyla genelge yayımlandı. Genelgede başsavcılıklara soruşturmayı başlatmak için vakit kaybetmeyin denildi.
Bu biraz daha hızlandıracak diye düşünüyorum. Adalet Bakanlığı titizlik istedi, genelge gönderdi. Cinsel istismara karşı başsavcılıklara çağrı geldi. Hepimizin dileği bu tarz insanların ve bu tarz olayların azalması, yok olması. Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı o genelge tam 7 maddeden oluşuyor. Özellikle vurgu yapılan delillerin hızlı bir şekilde toplanması ve vakit kaybedilmeden harekete geçilmesi. Öncelik çocuğun ve kadının yüksek yararının gözetilmesi, istismarın fiziksel ve duygusal yıkıcı etkilerinin göz önünde bulundurulması, adli işlemlerin hassasiyetle yerine getirilmesi. Sonradan bırakıyorlar üstüne, işte savcı korumasıydı bilmem neydi, insanlar ölüyor biliyorsunuz, özellikle kadınlar. Bakanlık o genelgede çocuk izleme merkezlerinin önemine de vurgu yaptı. Çocuğun ifadesinin polis ya da savcı tarafından değil, uzmanlar tarafından alınmasını istedi. Polis yakalıyor, savcı tabiri caizse bırakıyor. Koruma tedbirlerinin gecikmeden uygulanmasının da altı çizildi. Adalet Bakanlığı'nın cinsel istismar genelgesiyle istismara karşı mücadelede yeni dönemde başladı. Şimdi merak edilense uygulamanın nasıl sonuç vereceği. Evet, artık lütfen zaman öldürmeyin, zira zaman biz kadınları ve çocukları öldürüyor. 40 yıldır engelli kardeşini sırtında taşıdı ama kardeşi ağırlaştı, onun da eski gücü kalmadı. Çaresiz kalan Kadriye Kaya'nın tek isteği yaşadığı apartmana bir asansör yapılması. Dördüncü kattan indiriyorum, çıkarıyorum. Çok zorluklarla taşıyorum. Engelli kardeşini sırtında indirip sırtında çıkarıyor. Onu taşımaktan değil, düşürmekten korkuyor. Sırtımda indiriyorum, çıkıyorum. Ama mecburuz. Kardeşime ilgilenmek zorundayız. Hatice Özdemir 1,5 yaşında çocuk felci geçirdi. Ona 40 yıldır ablası Kadriye Kaya bakıyor. 15 yıl önce Bolu'daki bu binanın 4. katına taşındılar. Haftanın 2 günü hastaneye getiriyorum. Dışarı çıkmak istiyor iyi havalarda. Kadriye Kaya kardeşini 4. kattan sırtında indirip sırtında çıkarmaya başladı. Ama o yaş aldı, kardeşi ağırlaştı. Ona arada izledi adam. Tek çözüm apartmana yapılacak bir asansördü. Onun için gereken 16 bin lira da toplanamadı. Asansör için yardım bekliyorum. Bu fedakar ablanın tek isteği kardeşini rahatlıkla taşıyacağı bir asansör yapılması. Asansör istiyorum. Daha kazandı daha demiştim. Teknoloji ilerledikçe tedavi edilemez denilen göz hastalıklarına da birer birer çözüm bulunuyor. İşte onlardan ikisi var sırada. Şu anda lazerle hipermetrop numaraları düzeltmeye başladık. En fazla maksimum %50 görebilen bir kişi %80'e, %90'a çıkıyor görmesi. Görme bozukluğu olanlar için yeni bir lazer tekniği geliştirildi. Başarı oranlarını da %90'dan %95'e. Çıkıyor bu yeni lazerle. Hipermetropta derecesi 6'nın üstünde olan görme bozukluklarında lazer kullanılamıyordu. Hipermetrop doğuştan olan bir göz bozukluğu. Herkes onu hani yaşa bağlı yakın görme problemi zannediyor ama doğuştan hipermetrop dediğimiz bir göz bozukluğu var. Yeni lazerle miyop, hipermetrop ya da astigmat sorunu olanlar cam gibi görebilecek. Hipermetrop, astigmat ve hipermetrop düzeltilmesi en zor olan numara. Şimdi bunları 6 numaraya kadar %90-95 başarıyla yapıyorduk. Fakat bu yeni lazer sayesinde hipermetropları 7-7,5 hatta 8'e kadar yapabilmeye başlıyoruz. Hipermetrop erken yaşta tedavi edilmezse göz tembelliğine yol açıyor. Mesela hastanın 7 numara hipermetropu var. Düzelttik 7 numarayı fakat %50 görüyor. Çünkü gören yer beyin. Tembellik de beyinde oluyor. Teknoloji sayesinde göz tembelliği kolayca tedavi edilebiliyor. Üstelik evde basit bir yöntemle. Bu sanal gerçeklik gözlükleriyle uygulanan bir tedavi. Özel olarak dizayn edilmiş bir takım oyunlar var. Bu üç boyutlu olarak bu oyunlar oynandığında beyin uyarılıyor. Ve tembelliği aşağı yukarı 30 puan 40 puan düzeltebiliyoruz. Gözdeki tembellik 2 ay içinde düzeliyor. En fazla maksimum %50 görebilen bir kişi %80'e, %90'a çıkıyor görmesi. Dekore edip satarım dedi ama o kadar emek harcadı ki satmaya kıyamadı. Dizi film yapımcılarıyla yabancı yatırımcıları peşinden koşturan İstanbul'daki o villanın görüntüleri var sırada.
Şöyle baktığım zaman herkesin rüyalarını süsleyen bir ev burası, evet, değil mi? Kesinlikle. Odun şöminemiz var burada. Şu an yanıyor. Mülk sahibi kiralarken veya satarken kıyamıyor. Haksız da sayılmaz çünkü sadece zevkine uygun döşemek istediği villa farklı tarzıyla kısa sürede fenomen oldu. Kiralamak isteyenler sıraya girdi. Burası Beylikdüzü'nde bir villa ama Boğaz hattı boyunca uzayıp giden o yalılarla yarışır durumda. Yani şunu söyleyebilir miyiz? Aslında buranın sahibi burayı güzel bir karla satmak için ya da kiralamak için böyle tasarladı, özenle tasarladı ama sonra da kiralamaya ya da satmaya kıyamadı. Aynen öyle. Aslında yatırımcımızdır kendisi. Yaparız ve satarız diye düşünmüştük. Ama o kadar büyük emekler verildi ki. Bu villayı İstanbul'un en özel, en farklı villası yapan o kadar çok detay var ki. Onlardan en önemlisi de şu anda içinde bulunduğumuz bu manzara salonunda bulunan mobilyalar ve oturma takımı. Buradaki oturma grubundaki kullanılan kumaşlar tamamen İtalyan yapımı ve masalarda el işçiliği. Fiyatı tam 300 bin lira. Dört duvar olarak aldığı villayı öyle bir hale getirdi ki adeta görenlerin rüyalarını süsledi. Sıradan villa gitti. Yerine görenlerin keşke benim olsa demekten kendini alamadığı bu keyif mabedi geldi. Burası da İstanbul'un en sıra dışı villasının manzara salonu. Burada gördüğünüz her bir eşya buraya Türkiye'nin birçok farklı noktasından getirildi ve tamamen el işçiliğiyle hazırlandı. Hemen arkaya döndüğümüzde ise tam 13 kilometrelik panoramik bir deniz manzarası sizleri bekliyor. Duvarlarında olsun, kapılarında olsun, yani dış dizaynda olsun hem de içerideki mobilyalar vesaire neredeyse bir ev maliyetini buldu. Kimliğini açıklamak istemeyen mal sahibi villayı yatırım amaçlı aldı. Burada da yine gördüğünüz gibi yaprak varaklardan tutun da çok özel dizayn edilmiş bir tuvalet banyo bizi karşılıyor. Özel olarak dizayn edilen bu villa kısa sürede herkesin dikkatini çekmeyi de başardı. Özellikle dizi yapım şirketleri bu villada dizi çekmek için sıraya girdi ama villanın sahibi evine, villasına ya da eşyalarına herhangi bir zarar gelir endişesiyle o firmalarla anlaşmayı reddetti. Gece gündüz çalışıldı ve ortaya eşi benzeri olmayan bir şey çıktı. Dolayısıyla şu an satalım mı, satarsak ne kadara satarız gibi böyle bir şeyde kaldık. 2 milyon TL'ye şu an vermeye hazırız. Ne 10 saatlik uyku yetiyor ne 12 saatlik, milletçe yataktan kalkamıyoruz. Gün içerisinde sürekli uyumak istiyoruz. Peki bunun nedeni ne? İşte cevap. Sabahları uyanmakta güçlük çekiyor mu? Tabii ki. Uyanamıyorum. Oluyor. Olmaz mı? Kim çekmiyor? Sabah karanlıkta uyanmak çok zor oluyor. Ya uyanamıyor. Sokağa duydunuz, 4 saatte uysak, 10 saatte uysak milletçe uyanamıyoruz. Alarmı erteledikçe erteliyoruz. Ehaliyle işe, okula da geç kalıyoruz. Ben bazen geç kalıyorum. Bayağı geç kalıyorum hatta. Çok fazla. Hatta erkene kuruyorum biraz daha uyuyayım diye. Çok fazla uyuduğunuzda da uyanmakta zorluk çekersiniz. Geçen gün 7'ye 10 geçe kalktım. Hala kapkaranlıktı. Hava karanlık oluyor, biz kalkamıyoruz. Karanlıkta uyanmazsak çok iyi olur. Hem ruh halimiz için hem bedenimiz için. Uzmanlara göre 6 saat uyku yeterli ama daha fazla uyumak istediğimizde ortada. Peki bunun nedeni ne? Gün içerisinde gergin, huzursuz, uyku isteğiyle güne devam ediyorsanız o zaman uyku apne sendromundan şüphelenmek gerekir. Kış aylarında bu çok daha fazla oluyor yaz aylarına göre. Uzmanlara göre uykusuzluğun nedenlerinden biri de hormon seviyesinin kışın daha düşük olması. Vücut genellikle adaptasyon sorunu yaşıyor kışın. Vücudumuzdaki bazı hormonlar yeteri kadar yükselmediği için biz de kendimizi yorgun, bitkin, uykusunu almamış olarak hissediyoruz. Kendinizi sürekli yorgun hissediyorsanız, uykusuz hissediyorsanız bu mevsimle alakalı olabilir. Ama yine de uzmanlar uyarıyor. Gece uykularının bozuk ve kötü olması ya da daha fazla ama kalitesiz uyuduğumuz anlarla ilgili sorunlarda da sabahleyin uyanmakta güçlük çekilebilir. Bunu bir uzman kontrolünden geçtikten sonra değerlendirmek çok daha sağlıklı olur. Bugün Mevlid Kandili, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişinin yıl dönümü. Peki bu mübarek geceyi nasıl geçirmeliyiz? İşte yanıt.
alemlere rahmet, insanlığa merhamet kaynağı olarak gönderilen bir peygamberin doğum günündeyiz. Bugün Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişinin yıl dönümü Mevlid Kandili. Beş geceden bir tanesi. Mevlid gecesi bereketli bir gecedir. Bu gece yapılan duaları Allah reddetmez. Bu gece İslam alemi camilere akın edecek. El açıp herkes Yaradan'dan af dileyecek, dua edecek. Bu gece el açıp saatlerce dua edelim. Saatlerce namaz kılalım. Az konuşup çok dua etmeye gayret edelim. Camiye gitme imkanı olanlar bu gece mutlaka gitsinler. O manevi huzur yaşasın. Herkes camide Allah deyince oraya gelen huzurdan nasibini alır insan. İlahiyatçı Hafız Selman Okumuş bu gece küslerin barışması gerektiğini söyledi. Küsler barışmalı. Bugün anne baba mutlaka ziyaret edilmeli. Anne baba duası peygamber duası gibidir. Kiraladıkları iş yerini kumarhaneye çevirdiler ama gün geçmeden yakayı ele verdiler. Tamam, ben de bakayım, geçelim. Açılalı 24 saat bile olmamıştı. Ahlak Büro anında baskın yaptı. Başkentin göbeğindeki kumarhaneye ceza yağdı. Kaldır ellerini. İş yerini kumarhaneye çevirenler daha ilk günlerinde yakayı ele verdi. Gelen ihbarla harekete geçen polis operasyonun düğmesine bastı. Ekipler baskına geldiğinde içeride yaklaşık 30 kişi vardı. Kumarı bıraktılar ve kaçmaya başladılar. Hemen yangın merdivenine yöneldiler ama ekipler yangın merdivenini de tutmuşlar. Sırada reklamlar var. Haberin merkezinde Şovana Haber'deydiniz. Kandiliniz mübarek olsun efendim. İyi akşamlar.